Ben kimya öğretmeni Özger Özlem Kırkulaç. Bugün periyodik cetvelin özelliklerinden, değişenlerinden bahsedeceğiz. Periyodik cetvelin değişen özellikleri. Bu özellikler nelerdir? Mesela atom çapı. Elektron ilgisi, üçüncüsü elektronegatiflik, dördüncüsü iyonlaşma enerjisi. Şimdi atom çapından başlayalım. Atom çapı adı üzerinde, atom deyince aklımıza ne geliyor mesela? Yuvarlak bir şey geliyor. Değil mi? Yuvarlak olan ne şey neyi olur? Çapı olur. Böyle düşünüyoruz. Şimdi şöyle. İki atom yan yana geldiğinde bunlar arasındaki mesafe bizim aramızdaki neyi anlatır? Çapı anlatır. Öyle düşüneceğiz. Bunlarda ne var? Atomun çekirdeği var. Etrafında da yörüngeleri var. Yörüngelerin birbirine olan mesafesi gibi düşünebiliriz. Mesela örneklerle daha iyi pekiştiririz. Diyelim ki lityum 3, sodyum 11 olsun. 2, 1 elektron katman düzeyi bu şekilde gerçekleşiyor. Sodyum 2, 8, 1. Bakıyoruz. Çekirdek burası. Bunların çekirdeği burası. Bunun çapı ne kadar? Yarı çapı bu kadar. Çapı bunun iki katı doğal olarak. Burası ne? Çapı. Yarı çapı bu kadar. Çapı bunun iki katı. Hangisinin yarı çapı daha büyük? Sodyumunki. Sodyumun yarı çapı daha büyükse çapı da daha büyük olur diyebiliriz. Yuvarlaktan karar verebiliriz. Sodyum 11'in çapı lityumun çapından büyüktür deriz. Bunlar ne? Bu ikinci periyot 1A grubu. Alt taraftaki üçüncü periyot 1A grubu. Buradan şunu söyleyebilir miyiz? Demek ki aynı grupta ilerledikçe, periyot numarası arttıkça atom çapı ne olur? Artar. Deriz. Buradan buna karar verdik. Şimdi aynı periyotta gidelim. Atom çapı için nereden karar verdik? Atom çapı için karar verdiğimiz nokta burası. Şimdi aynı periyot için karar verelim. Mesela sodyum 11 gene 2, 8, 1. Magnezyum ondan bir sonra geliyor. 12 atom numarası. 2, 8, 2. İkisine de bakıyoruz. Çekirdeği olan mesafeleri aynı uzaklıkta. Demek ki çapları aynıymış gibi gözüküyor. Tek farkı ne? İlk enerji seviyelerini taşıdıkları elektron aynı. İkinci enerji seviyesindeki taşıdıkları elektron aynı. Tek farkları sodyumun son enerji seviyesinde bir elektron varken magnezyumun iki elektron var. O zaman biz bunu şöyle düşünebiliriz. Deriz ki, şimdi normalde bizim sırtımıza binen yük, buralar aynıysa, bizim sırtımıza binen yük 1 kiloysa dimdik durabiliriz. 2 kilo oldukça kamburlaşırız. 3 kiloda daha da, 4 kiloda daha da kamburlaşırız. Bu şu demek oluyor. Demek ki çekirdeğin çekeceği elektron, en dışarı yörüngedeki elektron ne kadar fazla çekerse o kadar kamburlaşır. Yani o kadar çekim gücü artar. Çekim gücü arttığı için atom çapı azalır deriz. Demek ki magnezyum daha fazla kilo çekiyor en dış yörüngesinde. O zaman onun çapı daha nedir? Küçüktür. O zaman buradan da şuna varırız. Sodyum magnezyumdan atom çapı olarak büyüktür deriz. Demek ki bu tarafa giderken atom çapımız ne olur? Azalır. Aklınızda bunları kardan adam modeliyle ya da farklı model tipleriyle aklınıza tutmanıza gerek yok. Önemli olan şey
buradaki mantaliteyi anlamayız. Aşağı doğru indikçe atomların numaraları artacağı için aynı grupta sürekli ne olacak? Katmanları artacak. İkinci periyot, üçüncü periyot, dördüncü periyot. Sürekli artan bir çapı var. Ama yan tarafa gittikçe aynı periyottayız. İkinci periyottayız, üçüncü periyottayız. Sürekli ne olacak? Çap miktarları aynı uzunluktamış gibi gözükecek ama son yörüngedeki taşıdıkları elektron sayısı artacağı için bu tarafa doğru gittikçe çekim kuvveti artacak. Daha fazla çektiği için yani daha fazla kamburlaştığı için atom çapı ne olacak? Azalacak deriz. Şimdi sıra geldi elektron ilgisine. Elektron ilgisindeki durum şu. İlk önce kelime bazlı gidelim gene. Elektron derken biz ne anlıyoruz? E eksi. İlgiliymiş. Elektrona karşı ilgiliymiş. İlgili olduğumuz şeyi ne yaparız? Almak mı isteriz, vermek mi isteriz? Almak isteriz. Demek ki bu elektron alma isteğiyle ilgili bir durum. Peki elektronu ne tarafa giderken almak isteriz? Düşünelim. Bir kere aynı periyotta giderken, düşünelim periyodik sistemi. Periyodik cetveli şu şekilde hayal edelim. Kabasıyla. Bu tarafa doğru gittikçe, ametaller nerede? Burada. Ametaller ne yapmak isterdi? Elektron almak isterlerdi. Demek ki periyodik tabloda soldan sağ tarafa gittikçe elektron ilgisi artar. Örnek, şimdi ametaller gözünüzün önüne gelmedi. Size onun yerine iki örnek verdi. Tamam. Mesela oksijen 8, flor 9. 2, 6, bu da 2, 7. Bu elementlerden ikisi de ne yapmak ister? Elektron almak ister. Neden? Çünkü son yörüngesini 8'de tamamlamak ister. Oktetini tamamlamak ister. O yüzden bu elektronun, bu atomun kaç elektron alması lazım? Pardon. 2 elektron alması lazım. Bunun 1 elektron alması lazım. Alması gereken miktar değil. Önemli olan şey. Hangisi daha fazla elektronu yanına çekmek istiyor? Bu bir tane elektron alacak hemen oktetine tamamlanacağı için. O yüzden flor oksijene göre daha elektron ilgisi yüksek elementtir deriz. O yüzden flor oksijene göre elektron ilgisi yüksektir deriz. Peki aynı grupta gittikçe yukarıdan aşağıya elektron ilgisi ne olur? Buna karar verelim şimdi. Dolduralım. Örnek verelim bununla ilgili. Mesela biraz önce olduğu gibi olsun. Lityum, bu da sodyum olsun. 2, 1, bu da 2, 8, 1. Şimdi mesela lityum mu, sodyum mu? Daha çok elektron ister diyeceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki ikisi de elektron istemez. Çünkü neden? İkisi de son yörüngesindeki bir elektronu verir. Verdikleri zaman kararlı hale gelirler. Elektron vereceğine göre, almayacağına göre elektron ikisinin nasıl bir balansı var? Biz de bunun tam zıttını kurmamız gerekiyor o zaman. Şöyle deriz. Mesela lityum mu, sodyum mu daha çabuk kopar? Hangisi daha çabuk gitmek ister? Sodyum çekirdekten daha uzakta olduğu için en dıştaki yörüngesi bu daha çabuk gider. Demek ki elektronun daha çabuk, daha çok isteyen kim? Lityum. O yanına daha çabuk ister, daha çabuk çekmek ister. Çünkü ikinci enerji seviyesinde, sodyum üçüncü enerji seviyesinde. Bu doğrultuda elektron ilgisi yukarıdan aşağı indikçe ne olur? Azalır deriz. Çünkü bu tutmak istemeyecek, koparıp atmak isteyecek. Bu da isteyecek ama hangisi daha çok isteyecek? Bu üçüncü enerji seviyesi. Yani ailemizden daha da uzaktayız. Daha çabuk kopup gideriz. Öyle düşünelim. Bağlarımız daha sıkı değilse, burada bağlarımız daha sıkı, burada bağlarımız daha uzun. O zaman daha çabuk kopup gitmek isteriz diye düşünebiliriz. Elektronegatifliğe geldik. Elektronegatiflikte durum elektron E eksi deriz. Elektron negatif olsunmuş. Yani bir atomda elektrondan varmış, daha da eksi olsun istiyormuş. Daha da eksi olsun ne demek? Yani bir atomun tepesinin daha da eksi olması durumu demek ki daha fazla elektron almasını isteyen bir durum. Bu çünkü elektron alma ile ilgiliydi. Demek ki elektronegatiflikte neymiş? Elektron alma isteğiymiş.
Elektron ilgisiyle elektron negatiflik arasında değişen bir şey var mı şimdi? Yok. O zaman bu tarafa doğru elektron negatiflik ne olur? Negatiflik artar. Aşağı doğru gittikçe elektron negatiflik azalır deriz. Çünkü elektron ilgisiyle aynı şey. X de elektron alma istiyor. Tamam, o zaman aynı tarafa giderken artarlar ve azalırlar. Genellikle deriz. Şimdi peki biz neden aynı şeyi anlatacaksak, aynı tarafa giderken artıp aynı tarafa giderken azalacaksa, ikisi de aynı şeyi anlatmaya çalışıyorsa neden iki farklı kavram kullanılmış? Bunun bir sebebi var. Yani bizim kafamızı bulandırmak için değil tabii ki. Bunun sebebi şu. Elektron ilgisi elementer boyuttaki atomlar için söylüyoruz. Elementer durum için konuşuyoruz bunu. Elektronegatifliği moleküller, bileşikler için konuşuyoruz. Yani şöyle, tek başına mesela ben desem ki size, en temel örneği şöyle anlatayım. Tek başına flor mu, klor mu, brom mu, iyot mu daha elektron ilgisi, ilgi elektrona karşı ilgili desem, o zaman elektronları, atomları tek başına yazmamız lazım. Ama mesela elektronegatiflikten bahsedebilmem için sodyum florür, sodyum klorür, sodyum bromür, sodyum iyodür yazarız. Yanındaki atom aynı, diğerlerini kıyaslayacağız. Gene aynı şey, ne değişti? Ama şöyle bir fark var. Buradaki atomlar arasındaki çekim gücünden bahsediyoruz. Yani florun buradan elektronu kendine çekme durumu, klorun buradan kendine elektronu çekme durumundan bahsederken elektronegatiflikte, sodyumdan gelen elektron alma isteği var. Burada kendi kendine dışarıdan o elektronu tamamlama isteği var. Birinde kendi başına, birinde yanında birileri varken. Elektronegatiflikte yanında birileri varken ki durum diyebiliriz. İstisnai bir durum var. Normalde ne bekleriz? Burası 7A grubu, flor, klor, brom, iyot. Yukarıdan aşağı indikçe neydi? Elektron eksi azalırdı. Demek ki elektron eksi en yüksek element kimin olması lazım? Flor olması lazım. Ölçümler yapılmış elektrona karşı ilgileriyle ilgili. Ölçümler yapılmış. Elektron eksinin en yüksek olduğu elementin klor olduğu tespit edilmiş. Elektron ilgisi en yüksek olan klordur deriz. Aynı şekilde elektronegatiflik için baksak, elektronegatifliği en yüksek olan flordur. En yüksek olan flordur deriz. Bu istisnai durum. Burada normalde zaten flor olmasını beklersin elektronegatifliğin. Elektron ilgisinin de en yüksekte olduğu için florun olmasını beklersin ama elektron ilgisi en yüksek olan elementin klor olduğu tespit edilmiş yapılan hesaplamalarla deriz. Şimdi sıra geldi. Son değişkenimize iyonlaşma enerjisi. Gaz halinde bir molekülümüz var. Gaz halindeki bir molekülden elektron koparmak istiyoruz. Bir atomumuz var. Bundan elektron koparma durumu. Bunu da isimden yürüyerek hareket edebiliriz aslında. Şimdi burada hep elektron alma isteği vardı değil mi? Elektronegatiflik ve elektron ilgisinde. Buraya geldiğimizde iyonlaşma durumu olacak. Bir şeyin iyon olabilmesi için tepesinin eksi ya da artı olması lazım. Öyle düşünelim. Katyon ya da anyon olması gerektiğini biliyoruz. Şimdi zaten yeteri kadar elektron aldık. İki tane farklı kavramla bunu anlattık. Artık burada da ne yapalım? Elektron koparalım. Elektron versin diyoruz. O yüzden bunun olmayacağını bu şekilde fikir yürüterek karar verebilirsiniz. Gaz halinde X atomunda elektron koparacağız. Buna iyonlaşma analizi diyeceğiz. Mesela bunu tepkimeyle nasıl gösteririz? X atomumuz var gaz halinde. Üzerine enerji gönderiyoruz. Elektron koparıyoruz. Bir tane elektron kopardığımız için burası birinci iyonlaşma enerjisi. Sonra gene mesela X artı durumunda olan gaz halindeki formuna enerji gönderiyoruz.
bu sefer de iki tane elektron koparmış oluyoruz. İki tane elektron kopardığımız için ikinci iyonlaşma enerjisi meydana gelmiş oluyor diyoruz. Şimdi bunlarla ilgili durum şu. Normalde bu tarafa ve bu tarafa giderken durumları inceleyeceğiz gene. Şimdi karar verelim. Mesela hep aynı örnek üzerinden gidelim. Durum pekisinin hangisinde nasıl oluyor diye. Aynı grupta yukarıdan aşağı inerken mesela lityum 3, sodyum 11. Hatta potasyum yazayım bu sefer. Potasyum da 19 olsun. 2, 1. Sodyum 2, 8, 1. Potasyum 2, 8, 8, 1. Gittikçe ne oldu? Çap arttı aşağı doğru indikçe. Evet. Atom çapı artar demiştik. Bizim şimdi amacımız ne? Bundan elektron koparmak. Hangisine elektron koparmak daha kolay olur? Şimdi bunun çekirdeğinin ailesi olduğunu düşünün. Ailesinden kopacak. Hangisinin ailesinden kopması daha kolay? Bu ailesine daha yakın, daha bağlı. Bu ailesinden biraz daha uzak. Bu ailesinden bayağı uzak. Sonuçta biz ne yapacağız bir şey koparırken? Mesela sizin üzerinizden bir şey koparacağız. Nasıl koparız? En dışınızdan başlarız. Sonra içeriye doğru geliriz. Üstünün ilk önce kıyafetinizi, sonra dalağınıza geçeriz. İlk önce dalağınızı koparamayız yani. Değil mi mesela? Buradan bakarsak, şimdi diyoruz ki... Hangisini koparmak daha kolay? Potasyumu koparmak daha kolay. Daha kolaysa daha fazla bir enerji göndermemiz gerekir? Daha az bir enerji mi göndermemiz gerekir? Daha az da durumu halledebiliriz. O zaman aşağı doğru indikçe iyonlaşma enerjisi azalır deriz. Yani en az olan hangisi? K olduğuna göre en yüksek olan Li. Demek iyonlaşma enerjisi sıralaması lityum, sodyum, potasyumdur deriz. Peki aynı periyotta gittiğimiz zaman. Aynı periyotta gidelim. Mesela sodyum örneğini verelim gene. 2, örneğini aşağı yazayım. Pardon. Aynı periyotta gideceğiz şimdi. Mesela sodyum 11, magnezyum 12. Yazdık. 2, 8, 1. 2, 8, 2. Yazdım. Bunlara karar vereceğiz şimdi. Fark ediyoruz ki hepsi aynı periyotta. Neden? İkisinin de 3 enerji seviyesi var. Bu 3. periyot 1A grubu, bu da 3. periyot 2A grubu. Demek ki aynı periyot düzeyindeyiz. Burada şimdi iyonlaşma enerjisi hangisinin daha kolaydır diyeceğiz. Ya da hangisinin iyonlaşma enerjisi daha yüksek diyeceğiz. Bunlar ters orantılı olduğunun farkındayız zaten. Şimdi bakalım. Sodyumdan bir tane elektron koparacağız. Magnezyumdan 2 elektron koparacağız. Bir enerji gönderdiğimiz zaman sodyumdaki hemen kopar. Zaten bir elektron hemen gitmek ister. O yüzden sodyumdaki hemen kopar. Bunu koparttık. Magnezyumdan bir tane kopardığımız zaman koparırız. Bir tane kalır. O yüzden hangisinin birinci iyonlaşma enerjisi daha yüksek deriz? Sodyumunki daha mı yüksek, daha mı düşük? Burada. Magnezyum munki daha kuvvetli olur iyonlaşma enerjisi. Sodyumunki daha düşük olur. O yüzden deriz ki 1A'dan 8A doğru gittikçe aynı periyotta çoğunlukla iyonlaşma enerjisi artar. 2'den koparmak çünkü daha zordur. Daha fazla enerji göndermemiz gerekir deriz. Şimdi bunlarla ilgili çoğunlukla yazdığıma göre bu durumda ne var? İstisnai bir durum var. Bu istisnai durumu tahtanın şu tarafını silip gerçekleştirelim. İyonlaşma enerjisinde dedik ki aynı periyotta gittikçe İyonlaşma enerjimiz artar. Ama istisnai durumlar var. Ne olması gerekiyor? Yani en yüksek enerjili durumun ne olması lazım? Normalden 1A'dan büyük 2A, ondan da büyük 3A, 4A,
5A, 6A, 7A ve 8A olmasını bekliyoruz. Normalde en yüksek enerjinin 8A olması lazımken burada da istisnai bir durum çıkmasının sebebi şu. 3 aşağı, 5 yukarı diyoruz. Yani ne oluyor? 1A, 3A, 2A, 4A, 6A, 5A, 7A ve 8A durumu gerçekleşiyor. Peki neden mesela 5A'nın enerjisi daha büyük 6A'dan ya da 2A'nın enerjisi 3A'dan daha büyük dersek, bunun sebebi küresel simetri özelliğinden kaynaklanmakta. Küresel simetri özelliğini konuştuğumuz sınıfta 11. sınıf olduğu için burada sebebini açıklamıyorum. AYT kısmında geçerli bir durum. Sadece bu sıralamanın böyle olduğunu bilmeniz isteniyor 9. sınıf müfredatında. O yüzden bunu bu kadar bilmeniz yeterli. Bunu peki grafikte nasıl gösteriyoruz? İyonlaşma enerjisi burada yer alıyor. Burada da atom numarası var. Atom numarası gittikçe artacak. Peki atom numarası gittikçe artarken iyonlaşma enerjisi ne olacak? Şöyle. Buradan başlıyor. 1A, 2A, 3A ondan daha düşük. Aşağı düştü o yüzden. 3A, 4A, 5A, 6A ama 4'ten daha düşük değil. Sonra 7A, 8A. Yeni periyodu geçtiğimizde ne olur? Enerji daha da azalır. Değil mi? Ne demiştik? Yukarıdan aşağı indikçe iyonlaşma enerjisi azalırdı. Bu diyelim ki ikinci periyot 1A grubuysa bu ondan daha düşük enerjide olacak. Demek ki üçüncü periyot 1A grubu deriz. Sadece örnek olsun diye verdim. Mesela burası 1A ise burası 2A. Enerjisi düştü. 3A, 4A, 5A, 6A'nınki ondan daha düşük olması lazım. 6A, 7A ve 8A deriz. Genel mantıkta da böyle. Buradaki periyotlar tabii ki değişebilir. Ben size fikir olsun diye verdim.